Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik örnek üyelere özel açıklamalı çalışma sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olup %100 sizlere çıkacak olan özel güvenlik sınav sorularını çözebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, Nedim Şeker Akademi Instagram hesabı ve Ehliyet SRC özel güvenlik Instagram hesabından da bizleri takip edip kanala katılarak arkadaşlar %100 sizlere çıkacak özel güvenlik sınav sorularını da çözebilirsiniz. Çıkmış özel güvenlik sorularını çözüp %100 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Arkadaşlar, sorulardan başlayalım. Açıklamalı bir şekilde gideceğiz. Birinci sorumuz 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Özel güvenlik görevlisi kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. B. Özel güvenlik görevlileri lokal dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. C. Özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar. D. Özel güvenlik görevlileri greve katılabilir. E. Özel güvenlik görevlilerine karşı görevlileri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılırlar. Burada yanlış olanı sormuş arkadaşlar bize. Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz arkadaşlar. Burada cevap D seçeneği olacaktır. Diğerleri doğru. İkinci sorumuza geçmeden hemen açıklamaya bakalım. Gelen açıklama devriyenin tanımı. Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek ve yakalamak. Delilleri korumak ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere yaya veya araçlı olarak belli güzergahta üniformalı dolaşılarak yapılan görev devriye görevidir. Devriye en az iki personelden oluşur arkadaşlar. Burada yine sınavda son olarak geliyor. Devriye kaç personelden oluşur? İki personelden oluşur. Yaygın olarak kullanılan devriye çeşitleri, devriye çeşitlerinden de sınavda soru geliyor. Yaya devriye, motorize devriye, motosikletli devriye, bisikletli, atlı, kombine, sahil, otogar devriyesi, sınır devriyesi ve hava devriyesi devriye çeşitleri arasındadır. İkinci sorumuz, alarm merkezi, izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum hangisidir? Alarm izleme merkezi kurma, il valilikleri, İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanayi ve Ticaret Odası. Arkadaşlar, alarm izleme merkezi kurma, işletme, yeterlilik belgesinin yetkili kurum il valiliğidir. Cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir? Belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, mülki idare amiri, milletvekili. Tabii ki burada mülki idare amiridir. Cevap D seçeneğidir. Dördüncü sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder? Mülki idare amirliklerine, işverene, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, yetkili genel kolluk birimine, özel güvenlik amirine. Evet. Yetkili genel kolluk birimine teslim etmeleri gerekir. Cevabımız Denizli
seçeneğidir. Hemen 5. sorumuza geçelim. Tevel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir? Arkadaşlar zaman zaman arkadaşlardan mesajlar alıyorum. Hocam kimlik kartlarımızı biz nereden alırız? Kim veriyor şeklinde. Tevel eğitimini başarıyla tamamlayan yani sizler kimliklerinizi valilikten alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, il valiliğinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Jandarma ve Valilik. Evet, valilikten alınır. Cevap Edirne seçeneğidir. 6. soru. Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ hangisidir? Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Özel Güvenlik Komisyonu. Evet, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin arkadaşlar bakın fiziki güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ Özel Güvenlik Komisyonu'dur. Cevap Edirne seçeneğidir. 7. sorumuz özel güvenlik görevlisi Ali görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır? A. Kolla haber verir. B. Yakalama yapar. C. ısrar etmez. Alışveriş merkezine girmesine izin verir. D. Zor kullanır ve arama yapar. E. Alışveriş merkezine girmesine izin vermez. Bakın burada görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi kesinlikle içeriye almaması gerekir değil mi? Yani izin vermemesi gerekir. Alışveriş merkezine girmesine izin vermez. Edirne seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam hangisidir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, C. Sanayi ve Ticaret Odası, D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, E. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet iznine tabii ki arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı verir. Değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. 9. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlisine yetkileri hangi kanunla verilmektedir? A. Ceza Muhakemesi Kanunu, B. Türk Ceza Kanunu, C. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, D. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, E. Terörle Mücadele Kanunu. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arkadaşlar özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 5188 sayılı kanunla verilmektedir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 10. sorumuza geçelim. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir. A. Yakalanan eşkal bilgileri, B. Yakalama zamanı, C. Yakalama yeri, D. Yakalama nedeni, E. Yakalama delilleri. Evet, mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir. Zaman, yer, neden ve deliller mutlaka istenir. Yakalananın eşkal bilgileri gerekli değildir. A seçeneği doğru cevap. Hemen 11. soru. 11. soruya geçmeden önce devriye personelinde bulunması gereken araç ve gereçler sınavda geliyor arkadaşlar. Bakın önemli. Burada mutlaka sınavda soru gelir. Araç gereçler mevsimine göre kıyafet, not defteri ve kalem, kelepçe, düdük, el feneri, cop, silah ve mühimmatı, görevle ilgili ihtiyaç duyulabilecek malzemeler devriye personelinde bulunması gereken malzemeler arasındadır. Devriyenin görevleri, devriye 4 çeşit görevi vardır.
Bir, önleyici görevler. Önleyici görev sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek ve suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda bulunulmasıdır. Koruyucu görevler sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler almak ve buraları denetlemektir. Yardım görevleri görev alanında yardım isteyenler ile yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektir. Adli görevler ise sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili yapılan faaliyetlerde adli görevler arasındadır. Evet. Burada mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Diğer sorumuz şu. Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir? A. Bilgisizlik. B. Sabotaj. C. İhmal. D. Sıçrama. E. Kazalar. Bakın, malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek tabii ki sabotaj girer değil mi arkadaşlar? Bursa seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz. Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 7. maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması haksız arama suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir? A. İş kanunu. B. Türk Ceza Kanunu. Şuraya C diyelim. Bakın C, İl İdare Kanunu. D, Anayasa Kanunu. E, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği. Tabii ki burada da arkadaşlar Türk Ceza Kanunu'yla düzenlenmiştir. Bursa seçeneği doğru cevap. 13. soruya bakalım. Kartlı geçiş sistemlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın, kartlı geçiş sistemi kullanım amacı hangisi olamaz diyor. A. Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek. B. Yetkisiz kişilerin girişini engellemek. C. Personelin gizli bilgileri dışarıya çıkarmasına engel olmak ve mahremiyeti sağlamak. D. Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak. E. Kontrollü giriş ve çıkış yapılmasını sağlamak. Dikkat edersek arkadaşlar, bakın burada da kartlı geçiş sistemlerinin kullanım amacı arasında personelin gizli bilgileri dışarıya çıkarmasına engel olmak ve mahremiyeti sağlamak nedir? Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı değildir. Ceyhan seçeneği. Diğerleri kartlı geçiş sisteminin nedir? Amaçları arasındadır. Hemen 14. sorumuza geçelim. Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir? A. Acil ve zorunlu hallerde. B. Mülki amirin izniyle. C. Evinde bulunduramaz. D. Polisin onayı ile. E. 5188 sayılı kanunun verdiği yetkiyle. Tabii arkadaşlar, özel güvenlik görevlisi silahını evinde muhafaza kesinlikle. Bakın şurada, savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi silahını evinde muhafaza edemez. Yani evinde bulunduramaz seçeneği doğrudur. Evet. Ceyhan seçeneği. 15. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik cihazlarla tespit edilemez? A. Parmak izi. B. Ses. C. Retina tarama. D. Yüz tanımlama. E. Ayakkabı izi. Evet. Biyometrik cihazlarla tespit edilemez. Parmak izi, ses, retina tarama, yüz tanımlama edilir ama ayakkabı izi edilemez arkadaşlar.
Evet. Edirne seçeneği. 16. soruya geçmeden yine önemli konularımıza devam ediyoruz. Başlıca tutanak çeşitlerimiz olay yeri inceleme ve tespit tutanağı, tanık, mağdur, müşteki ifade tutanağı, 3 üst arama tutanağı, 4 değer tespit tutanağı, 5 yer gösterme tutanağı, 6 ihbar tutanağı, 7 suçüstü tutanağı, 8 yangın yeri tutanağı, 9 buluntu eşya tutanağı, 10 müracaat tutanağı, 11 nöbet devir teslim tutanağı, 12 arama yakalamaya el koyma tutanakları, 13 teslim tutanağı. Buradan da sınavda soru geliyor arkadaşlar. Mutlaka tekrarlayalım. Tutanak çeşitlerinde değildir ya da tutanak çeşitleri hangisine doğru verilmiştir şeklinde. Buraya bakalım. Eşkal. Nedir eşkal arkadaşlar? Eşkal, kişilerin gözle görülebilen belirgin özellikleriyle birlikte ana ayırt edici özellikleri olan alın, kaş, göz, burun, ağız, kulak, yanak, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların kombinasyonlarından oluşan resim nedir? Eşkaldir. Kelepçe çeşitleri nelerdir? Kelepçe, masonet kelepçe, zincir kelepçe, plastik kelepçe, sevk zinciri kelepçe, parmak kelepçe. Şüpheli şahısların kelepçelenmesi kelepçeye zor kullanma unsurlarından birisidir. Kelepçe takılırken önce sağ kolun, sonra sol kolun kelepçelenmesi önerilir. Pozisyon olarak da bir yere yüzüstü yatırmak suretiyle, iki ayakta, üç bir engele dayamak suretiyle, dört dizüstü çöktürmek suretiyle kelepçe takılabilir. Bakın buradan da sınavda %100 bakın sorular gelir arkadaşlar. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir? A. Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir. B. Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır. C. Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarına uzak durulmalıdır. D. Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır. E. Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır. Bakın arkadaşlar, burada sel anında yapılmaması gereken değil mi? Sel anında sigorta yaptırılmaz. Ama diğerleri yaptırılması gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz. Dinleyicinin konuşana anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği, izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Savunucu dinleme. B. Aktif dinleme. C. Görünüşte dinleme. D. Yüzeysel dinleme. E. Seçerek dinleme. Evet arkadaşlar, aktif dinlemedir değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 18. sorumuza bakalım. Polisin durdurma ve kimlik sorma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir? A. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. B. Polis vazife ve selahiyet kanunu. C. İl İdaresi Kanunu. D. İş Kanunu. E. Türk Ceza Kanunu. Polisle ilgili bakın arkadaşlar, ilgili iş ve işlemler polis vazife ve selahiyet kanunuyla düzenlenmiştir. Cevap Bursa seçeneği doğrudur. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal tabi kaynaklı uyuşturucu maddelerden değildir? Esrar, afyon, kokain, morfin, kaptagon. Evet arkadaşlar, burada doğal kaynaklı uyuşturucu maddelerden olmayanı sormuş. Bakın, kaptagon. Evet, kaptagondur. Evet, Edirne seçeneği. 20. sorumuz. 20 soruya geçmeden yine çok önemli bir konuyu tekrarlayalım. %100 sınavda geliyor. Afet çeşitleri, doğal afetler, deprem, yer sarsıntısı, su baskını, sel, kaya düşmesi, toprak kayması, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, kasırga, tayfun, tornado, hortumlar,
Volkan patlaması, tsunami, deprem sonrası oluşan dev dalgalar, teknolojik afetler, baraj patlaması, sanayi kazalar, insan kökenli afetler, yangın, hava, su, çevre kirlenmesi, ulaşım, değil mi? Karayolu, demiryolu, hava yolu, deniz yolu kazaları nedir? Yine afetler, afet çeşitlerine girer. Deprem nedir arkadaşlar? Deprem yer kabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayarak geçtikleri ortamlara ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir. Tsunami deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına tsunami denir. Sel nedir arkadaşlar? Sel suyun doğal ya da yapay yatağından taşarak tehlikeye neden olmasıyla oluşan bir doğal afettir. Erozyon nedir? Erozyon yeryüzünde bulunan toprağın akarsu, sel suları ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle aşınması ve bir yerden başka bir yere taşınması olayına erozyon denilmektedir. Paratoner nedir arkadaşlar? Paratoner, yıldırımın etkilerinden korunmak için bakır veya alüminyum iletken ile toprağa iletilerek yapılan korunma yöntemlerine paratoner denir. Paratonerler binaların gökyüzüne yakın olan yerlerine konur. Yani çatılarına konur. Değil mi arkadaşlar? Evet. 20. sorumuz, sürekli bir biçimde yağan, yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? Tayfun, sel, kasırga, tsunami, hortum. Ne denir arkadaşlar? Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan sonra ne oluyor? Eriyen karlardan sonra ne oluşur? Tabii ki sel oluşur, değil mi? Evet. Bursa seçeneğidir. 21. sorumuz, yukarıdakilerden hangileri genel kolluk teşkilatı arasında sayılamaz? A. Polis, yani bir polis, iki jandarma, üç sahil güvenlik, dört orman muhafaza memuru, beş özel güvenlik. Burada genel kolluk teşkilatı arasında sayılmayanları bize sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz polis, jandarma ve sahil güvenlik genel kolluktur, değil mi? Ama orman muhafaza memuruyla özel güvenlik genel kolluğa girmez. Evet, yani burada seçenek olarak Bursa seçeneği de verilmiş. Bakın 4 ile 5'in olduğu seçenek. 22. soruya geçmeden yangın sınıflarını tekrarlayalım. Çok çok önemli, sınavda mutlaka soru geliyor, bilginiz olsun. Katı yanıcı maddeler yangını çeşitli odun, kereste, ham ve mamur tekstil maddeler, parafin, mum ve katı yağlar, naftalin, kullanılacak madde veya malzemeler su esaslı cihazlar, kuru kimyevi tozlu cihazlardır katı yanıcı maddeler yangınlarında. Sıvı yanıcı maddeler yangınlarında gaz yağı, benzin, mazot, fuel oil, madeni yağlar, alkol, tiner, vernik, boyalar, bunun gibi maddeler. B sınıfı yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek karbondioksit köpüklü kuru kimyevi toz ile nedir? Söndürülür. C, gaz halindeki yanıcı maddeler yangını, likit petrol gazlar. Yani C sınıfı yangınlarda gaz yangınlarıdır. Tüp gaz, otogaz, doğal gaz, hava gazı, hidrojen ve bunun gibi yanıcı gazların çıkarttığı yangınlarda C sınıfı yangınlardır. D sınıfı yangınlarda ise yanabilen hafif metal yangınıdır. Yanabilen hafif metallerin alaşımları manezyum, lityum, sodyum, seryum yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. F sınıfı yangınlar ise yağ tavası yangınları.
bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar, suluğu kimyasal söndürücüler ya da toz söndürücüler ile söndürür. Asla su ile söndürülmez. Aksi halde patlama ve parlama söz konusudur. Evet. 22. sorumuza bakalım. Yangınlarla ilgili gelmiş. Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları Türk standartları endüstri yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir? A, E, D, B, F. Evet. Hangisiyle? Bakın. Bitkisel ve hayvansal pişirme yangınları dikkat ederseniz F seçeneğindeki arkadaşlar, yani Edirne seçeneğindeki F. Evet. Bu da 94. dönem yapalım. Burada. Evet. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir? Katı madde, yangını sıvı madde, yangını gaz madde, yangını hafif metal, yangını ağır metal, yangını. Tabii ki ağır metal yangınıdır. Edirne seçeneği doğru cevap. Yangın algılama sistemi, yangın tehlikesini sahada bulunan dedektörler vasıtasıyla anlayan elektronik ihbar ve alarm sistemidir. Yangın algılama sistemleri. Bu sistemlerde amaç yangını olabildiğince süratli bir şekilde adresli olarak algılayabilmek ve hızlı bir şekilde söndürmektir. Söndürme sistemleri sprinkler, yani tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndüren otomatik düzenlerdir. Gazlı söndürme sistemleri kullanım yerine göre karbondioksit, halon, argon ve karbondioksit maddeleri kullanılarak yapılan yangın söndürme sistemleridir. Üçüncü ise tahliye sistemleri. Tehlike anında tesis içinde bulunanların tahliyesini sağlayan sesli uyarı sistemleridir. Tahliye sistemleri. X-ray sistemleri bagajı açmadan içerisinde tehlikeli madde olup olmadığını, bagajın üzerinden X-ray ışını geçirerek ekranda görevli tarafından izlenmesini sağlayan ve düşük radyasyonla çalışan cihazlardır. X-ray cihazı 4 ana üniteden oluşur. Bir X ışın ünitesi, X ışınlarının gönderildiği, algılandığı ve eşyaların konulduğu taşıyıcı bandın bulunduğu ünitedir. İkinci ekran, aygıttan geçen eşyaların içinin görüldüğü yerdir. 3 kontrol paneli, aygıtı kontrol eden düğmelerin yer aldığı kısımdır. 4. Konveyör, cihaz içerisinden geçen nesnelerin taşındığı cihazın hareketli kısımlarıdır. Evet. Bundan da sınavda soru gelir. 24. sorumuz, aynı fikir ve düşünceleri paylaşan ortak bir amacı gerçekleştirmek için eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği topluluğa ne ad verir? Kalabalık, toplum, grup, yığın, seyirci. Evet. Burada da dikkat edersen arkadaşlar, dersek bir gruptan bahsediyor değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar, 25. sorumuz. Görev yerinde işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir? A. İdari görev, B. Kişisel görev, C. Kurumsal görev, D. Önleyici görev, E. Adli görev. İşlenen suçun failini yakalayan, delillerini muhafaza eden tabii ki burada adli görevini yerine getirmiştir. Edirne seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak daha önce atmış olduğum üyelere özel güvenlik sınav sorularını da çözerek arkadaşlar sınavınızda başarılı olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki testte, sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.